Baban. Evet, ben babamdan öyle gördüm. Şimdi böyle konuşuyoruz. O yüzden seveceğim bir insanı zaten. Kim tutuşturdu bunu elime? Benim başıma böyle değil. Sizin ağzınıza bamya sokmak düşer. Yorumlara yazın. Çünkü Ece bana yazabilir. Nereden geldi aklıma bunu da bilmiyorum. Böyle bir laf var mı? Böyle bir laf yok. Ya. Hislerime, sinirlerime, her şeyime hakim oluyorum. Herkese kocaman merhaba. Ay oh be. Yemin ediyorum enkazdan çıktık. İyi misiniz arkadaşlar? Biz iyiyiz, her şey yolunda. Siz İlhan Bey? Biz deyiz. Canım takipçilerim zaten var ya, diyorlar ki abla yemin ediyorum enkazdan çıkmış gibiyiz. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ben sizi çok özledim. Size bir konuşmayı çok özledim. Birazcık söyleyeceklerim var arkadaşlar. İş çok başka yerlere gidiyor. Olayları çok manipüle edip çok başka yerleri sürüklemeye çalışıyorlar. Siz her şeyin farkındasınız. Ben de her şeyin farkındayım. Ama ufak, çok vaktinizi almadan, çünkü magazin var, 5 dakika bir şey söyleyeceğim size. Zaten biliyorsunuz istenmeyen sebepler yüzünden 2 saat boyunca başınızı ağrıtmak zorunda kaldım. Şeyleri papağan gibi ben. O yüzden çok kısa, 10 dakika bir şey söyleyip magazine geçiyoruz. Evet, uzun bir aradan sonra biz bize kalmışken hazır kahveler yapıldıysa ve herkes yerini aldıysa, cümle de ters oldu bu arada, farkındayım. Bu arada gerçekten galiba bir tek sizle kahve içmeyi seviyorum. Onu da fark ettim. Video başlasın. Biliyorsunuz bize dediler ki yalan haber yapıyorsun. Yalan haberci diye de hakkımda hashtagler açıldı bu arada. Onları görmedik zannetmeyin. Oradan bağırdılar. Alo! Video çek bizle. Yalan haberliğini ispatlayacağız diye. Biz de buyurun gelin dedik. Buyurun otur. Ne yalan haber? İspatla, bize gereken cevabı verelim dedik. Gördüğünüz gibi aslı olmayan, tamamen kendiyle alakalı olmayan, çok acayip bir sebeplerle, yine benim alakası olmayan bu arada, yine benim haberim değil ve benim attığım bir iddia değil, kendi olaylarını benim üzerime yıkarak, olayları manipüle ederek başka bir şey planladılar. Artık ben bunları konuşmak istemiyorum da ve zaten bu konu kapandı. Sadece şunu söylemek istiyorum bir kez daha altını çizerek. Yalan haber yapmıyorum. İddialarımı süzgecinden geçerek, araştırarak hikayeye atıyorum ve sonrasını videoya taşıyorum. Bak arkadaşlar, yine söylüyorum. Siz kamuoyuna dönük iş yaparsanız, halka açık iş yaparsanız bütün magazin sizi konuşur. Biz seni nasıl konuşamayız biliyor musun? Sosyal medyanı dışarı kapatacaksın önce. O zaman biz seni konuşmayız. Bu bir ticaret olur. Bu bir infilusluluk olur, fark etmez. Bana bir iftirayla geliyorsanız dersinize çalışıp gelin. Ben zaten videoyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Çünkü yorumlar açıktı. Hiçbir yorum silinmedi. Her şey apaçık orada bırakıldı. Benim de hakkında kötü yorumlar var. Yok değil. Ama 11 bin yorumun 9800'ü magazini bırakma Yağmurcuğum. Biz seni, sen olduğun için izliyoruz. Hatta çok güzel bir yorum var. Televizyonda bir sürü cinayet haberi var. Ama biz Müge Anlı'yı izliyoruz. Neden? Neden? Müge Anlı anlattığı için. Bir sürü magazin yapan var ama biz seni seviyoruz veya seni daha çok destekliyoruz. Neden? Sen olduğun için. Müge Anlı özel hayatını paylaşmıyor diye sadece cinayet haberi için mi izliyoruz? Ben Müge Anlı için ölen bir kadınım bu arada. Sırf Müge Anlı anlatıyor diye izliyorum. Onun atarlı hallerini, fikrini, kalbini, neyi, her şeyini güvendiğim için. Takipçilerim de bana güveniyor. Bir şey yapacaksanız gerçekten altı dolu yapın arkadaşlar. Altı dolu yapın ki bir savaş verelim. Ama siz böyle geliyorsunuz. Boş. Şimdi bu video birazcık yanlış anlaşılmış. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi ben çıktım, özür diledim ya. Bu arada ben özür diledim ama gördüm ki özür dilemek de boşmuş be. Kimse dönüp de özür dilemiş, burada bir büyüklük yapmış diye kimse gelip de konuşmamış. Yani bunlar gözden kaçıyor sanmayın bu arada. Her neyse, önemli değil. Özür dilemeyi de çok seviyorum. Ama yanlışınız varsa da yüzünüze söylemeyi de çok keyif alıyorum. Link bırakıyorsan, YouTube'a içerik yapıyorsan, onu yapıyorsan, bunu yapıyorsan, kamera görünce evet mini 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 diye kamera röportaj veriyorsan, burada ben seni konuşurum arkadaşım. Çıkıp konser veriyorsan, ben seni konuşamıyorum. Veya diğer magazin seni konuşamıyor. Neden? Ay gülüyorum sinirden. Benim içeriğime saygı duyun. Biz sana senin sesi kötü olmasına rağmen niye şarkı söylüyorsun diyor muyuz? Asla demiyoruz. Hatta ne diyoruz? Hayırlı olsun diye paylaşıyoruz. Çünkü senin emeğine saygımız var. Olay ne biliyor musunuz? Burada benim. Burada benim magazin konuşmamı kabullenemiyorsunuz. Arıyorsunuz bir şeyler. Botoks yaptırıyor, beleşe gidiyor. Ya ben size bir şey... Ya gerçekten bak var ya, ben size artık belgeli konuşmaktan
ben sıkıldım. Benimle benim gibi savaş. Oraya çıkıp da diyorsun da böyle değil veya orada çıkıp da tweet atıp da 10 saniye sonra silmek o ayrı komik zaten. O ayrı komik de. Bana orada asılsız şeyler söyleyip yok beleşe botoksa gitmek için iki insan konuşuyormuşum. Sen neden bahsediyorsun ya? Neden bahsediyorsun? Siz dekontumu paylaştım. Rezil oldun mu? Aa, ben yapsam size ben özür dilemişim. Özür dilesene benden. Özür dilesene benden. Sırf beni rezil etmek için bir şey yapıyorsunuz. Bak, ben dekontumu paylaşıyorum. İspatlıyorum kendimi. Sen çıkıp bir özür stories atamıyorsun. Bir de özelden gelmiş bana diyorsun ki utanmadan. Benle küfürlü konuşuyorsun. Bir de küfürlü konuşuyorsun benimle utanmadan. Bir de gelmiş sen diyorsun vergini veriyor musun? Ya ben var ya bak gerçekten yani böyle normal özel hayatım olsa çok ağır şeyler söyleyeceğim. Ama kamera önünde olduğum için sabrıma bak hislerime, sinirlerime, her şeyime hakim oluyorum. Böyle böyle dişimi sıkıyorum, dilimi sıkıyorum sırf beni sevenlerime. Bak beni sevenlerimi üzmemek için çünkü biliyorum siz çünkü ben böyle atarlanırsam, ben böyle sinirlenirsem onları alıp başka şekilde yorumlayacaksınız. Çünkü siz iftira boyutunda yapıyorsunuz bu işi. Ama ben sevenlerim üzülmesin diye ve size açık vermemek için sabırla karşınıza bak sabırla sükunetle duruyorum. Ama bak benim sabrım bir yere kadar gidecek bunu da bilin. Bak ben yine söylüyorum ben gemileri yakarsam hiç hoş olmayacak. Bunu da bilin. Bak ben sadece takipçilerim. Siz ona demeyin. İşte, Yağmur Çevik'in takipçileri. Demeyin diye. Sabırla her şeyinize cevap veriyorum. Ama bende de bu bir yere kadar gidecek. Bunu da bilin. Bak bu tehdit değil. Ben de insanım. Onu hatırlatmaya çalışıyorum. Bana gelmiş özelden diyorsun ki vergini veriyor musun? Sen Trenton reklamlarını boy boy oynarken bedava dans etmedin. Arkadaşım, bege miydi neydi? Sen şeyini veremeseydin, vergini veremesen. Arkadaşlar burada nick bırakanlara da buradan tekrar sesleniyorum veya yeni girecekleri sesleniyorum bu işe. Trendyol'a vergi levhanı vermeden seni sisteme sokmuyor. Trendyol'a faturanı kesmezsen para da alamıyorsun. Bunları çok iyi biliyor. Gelmiş özelden bana bunların hesabını soruyor. Ben seni konuşmaya devam edeceğim. Çünkü sen de zamanında gidip neydi AMK serisi? Bir AMK, ay bir de AMK nedir? Bana da gelmiş özelde AMK yazıyor ya. Allah'ım benimle böyle konuşmayın ya. Ben bu tarz uslup kanka, AMK falan. Bu ben değilim arkadaşlar. Benimle saygılı konuşun önce. Bunu da bir öğrenin yani. Ben burada hepinizi eleştirirken AMK falan demiyorum ya. Benimle doğru konuşmayı öncelikle bir öğrenin. Ondan sonra gel benimle tartış. Orada insanları alaşağı ediyorsun. Bir de diyorsun ki videonun başında arkadaşlar sizi rencide edeceğim ama bu bir içeriktir. Ben kimseyi rencide etmiyorum arkadaşlar. Ben ortaya döktüğünüz şeyleri yorumluyorum. İşinize gelir, beni izlersin, iddialara cevap verirsin. İşine gelmez, beni engellersin. Takipçilerinden öğrenirsin ben senin hakkında ne söylemişim. Öyle de bakarsın kalırsın. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Ama bak, atacağım ben sizi serenlerin ortasına. Ben yazacağım da serenlerin Deniz Akkaya'da. Diyeceğim ki bu öyle bir magazin var, bir siz yorumlar mısınız ya? Sizi bir televizyonda yorumlasınlar da. O zaman nasıl olacaksınız biliyor musunuz? Atacağım sizin haberlerinizi oraya. Bunu bilin. Ya beni kabullenirsiniz ya da hesaplarınızı dışarı kapatıp işletme sisteminden çıkıp normal hayatınıza dönersiniz. Yine söylüyorum sizler gideceksiniz ama ben burada her daim kalıcı olacağım. Bir de böyle bir gerçek var. Ben gururlu bir insanım. Onlar bana ne zaman derler ki bir gün 11 bin yorumum 10 bini ya bir sus artık Yağmur ya defolu git derlerse eyvallah Yağmur Çevik derim. Gider tasarımcılığımı yaparım. Ben yine paramı kazanırım. Yine söylüyorum. Hepinizi konuşacağım. İzlersin, izlemezsin. Saygı duyuyorum. Ama sen de bana saygı duymak zorundasın. Bu kadar. Şimdi nerede kaldık? Nezle Dilan Polat barıştı. Bu kadar bir insanla kavga etsem, bu kadar ağır cümleler kullansam o insana karşı. Yani belden aşağıda vurdular. O da dediler. K da dediler. Her küfürle birbirlerine söylediler. Ve şimdi mi yanaklarını sıkıp birbirini öpüyor. O videoyu bir izleyelim. Ay barıştılar diye. Yani ne olmuş da barışmış olabilirler? Bence eski dost oldukları için. Bu kadar basit mi yani? Yani ne bileyim ben anlamadım. Ben bir Nez'in tweetini okumak istiyorum. Tamam. Ülkeler bile savaş bitsin diye anlaşma imzalarken iki eski dost barışmış çok mu? Bence burada bütün videonun özeti burada.
Ben inanıyorum ki 15 gün sonra ya da olmadı 15 ay sonra bence bu arkadaşlık çatırdayacak gene. Çünkü ben zeminlerin sağlam olduğunu düşünmüyorum. Biz tabii ki savaştan değil barıştan yanayız. Küslükten değil arkadaşlığın yan yana el ele kol kola hatta bırakın güzellik merkezi rakip değil mi ki güzellik merkezi? Birbirinize müşteri gönderin arkadaşlar. Bende yok nezle var deyin. Mesela siz barıştığınızda bana ilk gelen storyleri söyleyeyim mi? Abla ne zaman küsecekler sence? Çünkü insanların kafasındaki bu yani. Çünkü hep bunu gördük. Çok ağır ya çok ağır şeyler oldu. Bir de kocalarınızın karakteri kaldı. Ne seni hamileli kürtaj yap dediler. Onu dedi. Ya çok ağır şeyler söylediniz birbirinize. Ben bunları sindiremem. Saygım sonsuz ama maalesef şunu bekliyoruz. Ne zaman küsecekler acaba diye. Neyse siz gene DM'lere veya hakkınız yazan tweet yazanlara gözünüzü kulağınızı kapatın. Ve bizi siz yanıltın. Siz bizim tezimizi çürütün. Biz buna da razıyız. Ama inşallah biz yanılırız. Yine öyle söyleyeceğim. Geçen gün Banu Parlak tarafından bir story geldi. Bunların hepsini buraya koyuyoruz zaten. Ve storiesinde diyor ki hayatını kaybetmiştir diye. Önce bir gördük tövbe tövbe. Sonra dedim ki hesabı mı çalındı acaba? Şey gibi bu Pelin'in domuzcuk hikayesi gibi yani Moda ve Sosyete'nin. 15 dakika sonra Banu bir story attı. Beraber bir izleyelim. İş yerinden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıkta aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. Kim olduklarına daha hiçbir fikrim yok. Şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetler için çok oyna. Gerekli her şey yapılacak. İşte çok fazla konuşamıyorum. Annem de dahil olmak üzere herkes şan olmuş. Gözyaşı geldi. Telefonum ve hattım yok. Arayan sonra da herkes yani çok fazla konuşamıyorum lütfen. Gerekli açıklamaları yaparım zaten nedir ne değildir sizlere. Başına bu kadar büyük bana gelse benim için travma bu olay bu arada. Böyle bize geçmenin önüne geçip arkadaşlar benim başıma böyle bir değil. Oturmuşsun markanın önüne. Markanın önüne oturuyorsun. Gözyaşın yok ağlıyorsun. Bence bu olay kurgu. Görüntüler var mı? Yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece Banu bir story attı ve sonrasında açıkladı olay bitti. Nerede olmuş peki? Bilmiyoruz. Bu arada böyle bir şey olursa da hani yakın arkadaşları mutlaka akrabaları da veya ne bileyim biri de paylaşırdı. Onun lisesinden insanlar hani bana dedi ki abla bırak kimsenin paylaşmasını. Yüz küsür takip ettiği insan vardı bir anda bir kişi kaldı. Ya bunları insanlar görüyor arkadaşlar. Bunları insanlar yakalıyorlar. Ayrıca kimsenin yakalamasına gerek yok. Şu an ben bir daha izledim. Kesinlikle bana geçmedi. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben şimdi telefonu çalınmış. Heh. Yanlış bilmiyorum. Evet sen bir anlat. Ve Instagram'a girmişler. Ben öldüm diye bir şey almışlar. Tuş girdiğini biliyor. Her şeyi biliyor. Parmağı. Her şeyi biliyor. 500 binlik araba dedi. 10 binlik telefon derdine düşüyor. Burası birazcık değişik. Ben şeye takıldım ya. Şifre ve parmak izlerine takıldım. Ya arkadaşlar bir şey bak bir şey yapıyorsanız dersinizi iyi çalıştın. Madem böyle iyi bir kurgu yapıp etkileşim kasacaksın. Çünkü herhalde bilmiyorum unutuluyorsunuz sen herhalde. Sende bir şey var mı pardon? Sen nasıl yani? Şey bildiğin bir şey var mı konuda? Benim bildiğim bir şey olsa ben zaten söylerim saklama. Bununla meşhur bir insanım zaten. İşte bir de çok tesadüf ki Dilan'la Nez'in barıştığı gün bağımlı olayı patlıyor. Bence bu bir kurgu. Hem OBS kaydını çıkartırsın, ifadeni paylaşırsın bizimle. Ben buna inanırım. Ama ben şu an buna inanmıyorum. Bence Banu'cum bu bir kurgu. Böyle şeyler yapmanız da insanları çok üzüyor. Etkileşim için bunlara gerek yok. Şöyle bir şey var. Bu görüntüler hemen iki güne gelmez bu arada. Ben de biliyorum bu işleri. Bunların zaman alır gelmesi. MOBS'ymiş, avukattan bilmem neymiş. Bunlar çıktığı zaman da zaten biz videomuzu düzeltiriz. Ama şu an her şeye bakılırsa markanın üzerinde önünde yapmak, gözyaşı hiç olmaması, sesin arkadaşlar falan. Bunlar böyle çalışılmış. Ama kötü çalışılmış. Yani tam böyle iyi çalışılmamış. Ama çıkarsa kayıtların biz zaten özrümüzü dileriz. Toparlamamızı yaparız. Arkadaşlar Doğuş ve Begüm arasında ciddi bir kriz yaşanıyor şu an. Şimdi Begüm'ün istediği bir şeyler var. Begüm şunları istiyor artık Doğuş'tan. Çocuklarımızı vloglarına gösterme. Onlar artık yetişkin çağa geliyorlar. Artık olanları algılayabiliyorlar. Bundan kaynaklı da onların özel hayatlarını kısıtlama gibi bir hakkımız yok. Çocukları göstermek istemiyorum ki bence en doğrusu. Kesinlikle katılıyorum. Yani ne kadar uzak sosyal medya ve kamera önü o kadar iyi bence. Hani benim çocuğum da olsa herhalde dikkat ederim diye düşünüyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Begüm bu kurallarla ilgili avukatlara bir protokol hazırlatıyor.
ve bunu da Doğuş'a imzalatmak adına gönderiyorlar. Ama Doğuş'un söylemesine, iddialara göre okumadan imzalamış. Okumadan imzaladığı için de çocukları vlog çekmeye devam etmiş. Bunu gören Begüm, sen benim çocuklarıma vloglarını sokamazsın, koyamazsın deyip Doğuş'a bir uyarı geçiyorlar. Öyle söyleyeceğim avukatlar tarafından. Doğuş da bunu çıkıp ispatlamaya çalışmış. Ama bak şimdi yeni bir kurgu, yeni bir tam olmamış. Yani şimdi Doğuş röportaj veriyor şeye, çağırmış ama güya çağırmamış. Yani kameralar koşa koşa Doğuş'a gitmişler. Demişler ki Doğuş Bey böyle böyle bir durum var, siz bunu açıklar mısınız? Ama arkadaşlar videoyu birazcık bir izletelim. Nasılsınız seyirciler? Sanal Magazin'e hoş geldiniz. Doğuş'un arabası. Doğuş'un çekimine geldik. Haberi yok. Bakalım sorularımıza cevap verebilecek mi? Gündemde olan Doğuş'un haberi yok. Enteresan sorular var. Eğer Doğuş'un haberi yoksa ben bu işi şu dakika bırakıyorum. Ya bak o kadar net söylüyorum. Hazırlanılmış, 3 kamera yerleşilmiş. Bir oradan çekiliyor, bir oradan çekiliyor, bir oradan çekiliyor. Doğuş selam. Nasıl? Bir dakika. Fotoğraf çekiyorduk ya. Valla baskına geldik. İyi, hoş geldin. Nasılsınız? İyi valla, sen nasılsın diyor. Bir şey çok... Ay güleceğim. Şimdi bana kızacak Doğuş. Doğuş'cum gerçekten bana kızma ama bana geçmedi ya. Ama kalbini bilemem, işin sistemini bilemem. %100 doğrudur. Ama şu ana kadar bana hiçbir şey geçmedi. Koş biraz işte, magazin işleri biliyorsunuz. Kolay gelsin de beni niye bunlara alet ediyorsunuz burada? Yani çok önemli gündem sorularımız var aslında. Bunları bunun için geldik. Yani direkt sizden cevabını alalım. Herkesin bir aklı açılsın istiyoruz bu konuda. Açalım o zaman akılları. Süper. O zaman ben sorularıma başlıyorum. Sor abi, ama bir şey söyleyeceğim. Her şeye böyle şey, yani beni biraz böyle şey yapmış. Fotoğraf çekimindeydik ya. Yani hani böyle hızlıca böyle bir başlayıp bitirirsek çok iyi olur. Tamam. Ay şimdi bozuk ben ondan biliyorum. Begüm Hanım ile boşanma sürecinde hakkını da 20 kişiyle aynı anda mesaj açtınız ve evliliğinizin bu sebeple bittiğine ilişkin haberler çıktı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya öncelikle bu 20 kişi olayı bence bayağı komik bir olay. Yani onu bir kenara bırakıyorum ama evlilikler başladığı gibi bitebilirdi. Yani başlaması aslında ne kadar doğal bir süreçse bitmesi de bence o kadar doğal bir süreç. Videoyu izleyenler zaten anladı. Kamera açısı aşırı midemizi bulandırdı. Bir buradan bir buradan zaten yorumlarda yazılmış. Yorumları da bu kurgu diye söylenilmiş. Şimdi Doğuş'u biz uzun zamandır konuşmuyoruz. Doğuş bu arada kendi çapına çok düzgün bir beyefendidir. Bu arada DJ performansı da çok iyidir. Benim onlarla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Bildiğim şeyler var. Zaten zamanında onları videolarımda söyledim. O kısımlar beni ilgilendirmez. Zaten onları Begüm de kendi biliyor. Sonunda söyledim. Begüm'ün koyduğu yasak şöyle bir yasak. Videoya Türkiye'den erişim yok. Doğuş orada bir yorum beğenmiş. Bana takipçilerim onu gönderdi. Begüm'ün bu kadar hırçınlaşmasının tek sebebi Doğuş'un hayatında yeni bir ilişki olması. Bence tabii ki arkadaşlar yeni boşanmışlar ve bir ay sonra Doğuş hayatına birini soktu. Tabii ki burada Begüm ona bir kırgınlığı illaki vardır. Yani illaki vardı. Bunu Begüm de yapsa Doğuş ona kırgın olurdu. Bu normal. Bir de Begüm'ün aslında tedbir almasının tek sebebi, yani biliyor ki yarın gün Doğuş'un kız arkadaşı olan hanımefendi ve iki çocuğu da beraber vlog çekeceklerdi. Begüm şunu yapsa çok bencilce bir hareket olmuş olurdu. Sen yayınlayamazsın ama ben yayınlayabilirim. Bence Begüm, zaten her zaman söylüyorum, asil bir kadın. Bence Doğuş'un başına gelmiş en güzel şeylerden biri Begüm olabilirdi. Bu benim fikrim. Yorumumu katıyorum. Ben bir şey soracağım. Söyle. Yani aklıma takıldığı için söylüyorum. Söyle. Şimdi Doğuş, ben sen okumadın mı dedin? Protokolü okumadan imzalamış. Sence Doğuş'un herhangi bir avukatı, herhangi bir şeyi olmadan... Avukatlarımız diyor zaten. Yani okumadan tabii ki oraya atlanabilir mi? Hadi onu da geçtim. Sence bu kadar önemli bir konunun ikisi arasında daha önce tartışmadığını falan kimse düşünmesin yani. Evet. Video çocukları sokmak yok. Evet. Demişlerdir yani. Şimdi Doğuş'un izlenmeleri çok düştü. Doğuş'un izlenmelerine bakalım mı? Begüm zamanı gibi değil. Her gülün bir dikeni varsa bekarının da bedeni böyle ödeyeceksin. Doğuş yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar Doğuş diyor ki, hani Doğuş'ta şey yapmayalım. Ben çocuklarıma çektiğim videoyu hiçbir şekilde ticari amacı gütmeden, hatta oradan aldığım gelirleri de oraya buraya bağış yapıyorum. Neydi orman? Ormanlar yandığı zaman ormanlara bağış yaptık. Onlar adına diyor. Onlar adına. Yani ben çocuklarım zaten ticari, ben bir babayım. Ben gerçekten Doğuş'un bu arada çocukları sevdiğine inanıyorum. Ben temaslılığı seviyorum. Mesafeyi sevmiyorum. Öpen, mıncıklayan, vakit geçiren, maça götüren, arabasını bilmem ne yapan, sürdüren bir baba.
Ben onun çocuklarla kaliteli vakit geçirmesini seviyorum. Babasından böyle görmüş, o yüzden. Kesinlikle o konuda bak, doğuşun babalığını seviyorum. Seviyorum. Sen de öyle gördüğün için babam. Evet, ben babamdan öyle gördüm. Şimdi böyle konuşuyoruz. O yüzden seveceğim Winston'ı zaten. O yüzden doğuşun babalığını seviyorum. Ama kocalığını seviyorum. Şimdi gibi diyecek sana ne oluyor oradan sen konuşuyorsun. Şaka yapıyorum. Ama ben böyle bir şeyleri yakalıyordum. Her neyse, şimdi doğuş para ödülleri FIFA 55 bin. Dubai'de paraşütte bindik 59 bin. Bir günde 3 piercing 100 bin. Aslan ve kaplanlı 160 bin. Dubai maceram 108 bin. Dünyanın en büyük 106 bin. Ben kendi adıma konuşayım. İzleyenleri bilmiyorum. Çünkü doğuş arabasını falan yıkıyor, gösteriyor. Erkek takipçileri belki ondan da sevip arabaları modifiye falan yapıyor. Ondan da izleyebilir ama ben ailesi için Begüm'le geçirdiği kaliteli zaman, Meksika tatilleri, tulum tatilleri, çocukları, işte onlar bunlar için izliyorum. Tabii ki ailem bitti. Yeni bir ilişkiye başladın. İzlenmen düşük. Demek ki ya da aile olarak görmeyi seni seviyorlardı. Öyle söyleyeyim. Yanlış cümle söylemek istemiyorum. Çünkü doğuş gene diyorum kendi çapında düzgün, kibar. Senin babalığını gene diyorum. Bunu tartışmak bize düşmez. Şeyman annene tartışmak gibi. 14 saniye gerçekten bir statü değil yani bizim bunu görmemiz için. O yüzden ama ben senin iyi baba olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Ama videon kurgu geldi bana. Bana geçmedi. Onu söyleyeceğim. Takipçiler de zaten yorumlarda söyler. Sen de izlersen videoyu okursun. Arkadaşlar biliyorsunuz Eceron Mehmet Ali Erbil'in arasında bir taciz olayı gündeme geldi. Ama o olay gündeme geldiği gün benim de bir olayım patlamıştı biliyorsunuz. Ne okuyabildim ne takip edebildim. Sonra bütün videoları izledim. Yanlışım varsa şimdiden affola, siz düzeltirsiniz. Şimdi arkadaşlar Mehmet Ali Erbil'i en iyi tanıyanlardan biriyim. Nasıl diyeceksiniz? Ben onu Çarkıfelek'ten tut diğer dönemlerine kadar biliyorum. Hatta ben de daha iyi. Hababam Sınıfı filmlerine kadar. Hababam Sınıfı mıydı eski? Aşkım Aşkım dizisi. Aşkım ya. Aşkım ya. Neydi aşkım? Ya Mehmet Ali gerçekten bu kafaya büründüğü için, bu karaktere büründüğü için artık çok üzülüyorum. Ben çünkü gerçekten Mehmet Ali'yi çok seven. Ya Mehmet Ali'nin olduğu her şey bu arada reyntikler tamamdı arkadaşlar. O yüzden Mehmet Ali'yi çok seviyordum. O zaman Nefise Karatay zamanı zaten Mehmet Ali'nin puanını biz de halk olarak vermiştik. Biz sizi çıplak çekmek istiyoruz. İzniniz olursa anadan doğma, bunda kapak resmi yapacağız dediler. Nefise Karatay dedi ki ben çıkmam. Çok da hanımefendi bir kadın. Beğeniyorum da kendisini. Mehmet Ali dedi ki ben seninle evleneceğim zaten. Anadan doğma fotoğraf verelim seninle dediler. Nefise dedi ki Mehmet Ali'yle evleneceğimiz için ben bunu veriyorum. Bu pozları sevgililer veriyorum yani. Dedi. Çünkü sevgililerdi o zaman ve son evliliğe gidecekti. Ama fotoğrafı çekildi. Boy boy her yere magazine manşet oldular. Çok kısa bir süre sonra Mehmet Ali ayrıldı. Z kuşağı Mehmet Ali Erbil'i şöyle tanıyor. Bir hastalığı oldu. Biliyorsunuz banyoda düştü. Herkes Mehmet Ali Erbil'i böyle biliyor. Mehmet Ali Erbil yangınlarla ilgili acayip şeyler söylemiş galiba. Ece de galiba buna cevap vermiş. Sen böyle konuşuyorsan birazdan linç yiyeceksin falan demiş. Ondan sonra Mehmet Ali de buna yazıyor. O da ona yazıyor falan derken Ece diyor ki benim klibimde oynar mısın? Z kuşağı çok bilmiyor falan. Hem sana reklam hem bana reklam falan anlaşıyorlar. Sonrasında mesajlar ortaya çıkıyor. İşte biliyorsunuz ben şimdi bunu tek tek buraya koymayacağım. İşte sen benim yanımda uyusana diyor. Memelerine kafama koymak istiyorum diyor. O da diyor ki Allah senin cezanı versin. Sonra sen işte sapıksın falan. O da diyor ki sen kendi TikTok hallerine bak. İşte bunları yayınlayacağım. O da diyor ki yayınla zaten her yerde var falan. Tekrardan barışıyorlar. Özür diliyorlar birbirlerinden. Mehmet Ali klibinde oynuyor. Sonra tekrar patlak veriyor bu olay. Ece şöyle kızıyorum. Senin başına böyle bir şey geliyor. Niye hala bu adamla klip çekme derdine giriyorsun? Mehmet Ali Erbil ne kadar bir reyting olabilir? Ben seni kesinlikle %100 haklı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle senin geçmişinden vurduklarına da eminim. Maalesef herkes anasının karnından şanslı doğmuyor. Şimdi Ece birazcık ikinci sayfada kendini anlatmış. Geçmişinde talihsiz bir anne babanın elinde doğmuş. Dayaktan, şiddetten yetişme yurduna veriliyor anası babası olmasına rağmen. Yetişme yurdunda olmuyor, yapamıyor kız. Diyor ki bak bunlar hiç takdir edilmiyor ya. O hengamenin içinde üniversite kazanıyor. Bak bunlar hiç konuşulmuyor. TikTok'ta güzel işler ben bilmem. Bir yerlere gelmiş. Parasını kazanıyor. Bir tane geçen sene klip atmış. 70 milyon izlenilmiş. Bunlar başarı sayılmıyor. Orada söylemezsem olmaz ekibi kızı yerden yere vuruyor. Mehmet Ali haklı diyor. Bu arada Mehmet Ali de Deniz Akkaya. Ay Mehmet Ali Deniz Akkaya'nın bir kavgası var. Biz çalışırken gülme krizine girdik.
birbirlerinin saniyesine bak. Mehmet Ali programa giriyor. Deniz Akkaya ile kapışıyor. Sen de Deniz Akkaya geçmişine bak diyor. 18 yaşında herkes ünlü olmak için bir şeyler yapıyor. Polis hakaret etmiş. Keşke olmasaydı. Bu arada kız hataları zaten diyor ki arkasındayım. Bu kız FaceTime aramış. Ve FaceTime'da kilodunu göstermiş, sütyenini göstermiş. Mehmet'e şov yapmış. Nereden bileyim ben ismini değiştirmediğini? Var mı elinde kaydın? Peki, ama şöyle bir şey var. Tabii ben. Çok ayıp ya, ama bu 23 yaşında ya. Biraz insaf ya. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Mehmet Ali bu seksepelli bu şey hep vardı Yağmur. Herkes bunu böyle biliyor yani. Mehmet Ali'nin elinden Instagram ayrıca almaları gerek. Bu bir gerçek. Çünkü bana o gün özelden fotoğraflar geldi ama ben onu korumak için oraya koymayacağım. Herkese mesaj çekiyor. Bir şey diyeceğim ama şu da var. Yağmurcuğum bak 20 yaşında bu adam çapkındı. Hep çapkındı. 30'da da çapkındı. Hep çapkındı. Yanlış bilmiyorsam 4 kere mi evliliği var belki evet. Bir kere. Yani nefis olsun o zamanlar evet. En iyi mankenleriyle çıktı. Hepsiyle. Yani hala da yaşı itibariyle bu adamın özü çapkın. Bir gün nişanlısı çıkıp ne dedi oraya kaçırdı. Nişanlısı gidip Mehmet Ali'ye önce ben bu hesabını soracağım. Bu sana yapılan haksızlıktır deyip Mehmet Ali'nin yanına gidip Mehmet Ali oturup video çekmiş. Mehmet Ali diyor ki konuş arkadaşım ne yaptık diyor. Çok güzel yemek yedik abi diyor. Sen ne diyor. Çok da güzel ağırladınız beni diyor. 4 tane story çekmişler. 4 story'nin ikisi atılmış. İkisi kalmış çocuğu. Ve çocuk orada özür diliyor pozisyonuna gelmiş. Hani, halbuki Mehmet Ali de özür dilemiş onlardan evet. Ama yayınlamadı. Gene Ece kıyamadı. Saftır o saftiriktir dedi. O gitmiş onu kandırırlar zaten. Gene kıyamadı. Uğraşmak istemiyor kızcağız. Zaten bütün herkes sosyal medyada Ece'nin yanında. Bu arada arkadaşlar Ece'ye ben yazdım. O engamenin arasında. Bir de Ece dedim ki Ece'cim. Belki beni tanımayabilirsin. Çünkü TikTok camiası beni tanımdan çok emin değilim. Bazıları tanıyor bunu biliyorum. Ama dedim beni tanımayabilirsin. Linklerimi gönderdim. Hatta ben dedim seninle video çekmek istiyorum. Sana yapılan haksızlıklar var. Bence Müge ve Gülşen hiç iyi konuşamamış. Çok seviyorum kendilerini bu arada. Her zaman söylüyorum. Ama Müge ve Gülşen'in böyle soru sorma şeyi çok zayıf. O yüzden dedim ki gel hayatım. Otur yanıma. Bir seninle eğrisiyle doğrusuyla konuşalım dedim. Yardım etmek amaçlı her zamanki gibi ama Ece bana dedi ki çok isterim seve seve ama 10 günlük bir seyahatim var. Yokum buralarda dedi. Ama 10 gün sonra da benim onu buraya almam ne kadar etik olur bilemem. Çünkü olaylar soğuyacak biliyorsunuz burası Türkiye. Burada 2 gün sürer olaylar. 3. günü hepimiz unuturuz. O yüzden 10 gün sonra çok böyle şey durabiliriz. Sanki böyle prim kasmak istiyorlar ve işte izlenme kasmak istiyorlar gibi durabiliriz. O yüzden arkadaşlar yorumlara yazın. Çünkü Ece bana yazabilir. Hani 10 gün oldu ve ben geldim çekelim. Ama ben de şunu demek istemiyorum. Ececiğim olaylar bitti. Şimdi konuşmanın ne manası var? Demek istemiyorum. Çünkü hatırlatmak bazen insanları sıkabilir. Siz yorumlara yazın. Ece 10 gün sonra bana yazarsa nasıl bir tepki vereyim? Siz bana söyleyin. Şimdi biliyorsunuz Nihal Yalçın bir ödül aldı. Ve ödülünü de bizim Haluk verdi. Ama gerçek adı Tamer Karadağlı. Şimdi bununla ilgili story attım. Ben her zaman videolarımı taşımadan önce konuları sizin fikirlerinizi de alıp kendi yorumumu katıyorum. Bunu da her zaman söylüyorum. Şimdi ben story attığım zaman arkadaşlar nasıl yani kim haklı kim haksız dediğimde çoğunuz Tamer Karadağlı'ya yani Haluk diyeceğim. Haluk'a hak verdik. Orada bir siyasi olaylar dönmüş. Ama ben sadece 3-2 storylik kısmını gördüğüm için onu aldım. Attım sonra takipçilerim dedi ki abla burada İstanbul Sözleşmesi'nden aslında bahsediliyor. Ve Haluk onu eline zorla ödül veriyor. Empati yapalım. Sahneye gelirsin, ödülünü alır, teşekkür edersin sana ödül veren kişiye. Sonra dön, ne istersen söyle. Sen almış ödülü, sen fikrini söyleyeceksin ya teşekkür edersin ya da Allah kahretsin bu sistemi dersin. Sana kalmış. Ama sen gelmişsin orada herhalde heyecanla. Ben Nihal'i kötülemiyorum bu arada. Tarafta tutmuyorum şu an. Taraf tutsam da söylerim. Nihal gelmiş heyecanlı heyecanlı. Unutmuş ödülü de. Herhalde Tamer de unutmuş. Ödülü vermiş. Ödülü alırken kadın diyor ki kim tutuşturdu bunu elime ya? Tamer diyor estağfurullah. Ondan kaynaklı değil. Hani ödülünüzü aldınız. Bari onu böyle göstere göstere konuşun diyor. Yani bence bak şimdi. Vücut dinine bakarım ben arkadaşım. Yönetmenime bana bu rolü teslim ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yapımcımız Anna Maria'ya çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştım. Bana artık kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Hayır. Ha artık sus mu diyorsunuz? Rica ederim ödülünüzle birlikte konuşun ya. Tamam, kaldırın böre ve... Çok teşekkür ederim. Tüm Zuhal filmi ekibine. Şunu diyenler oldu. Orada kadının haklarını savunuyor abla. Eğer öyle bir niyetin varsa da
Yine diyorum, onu Allah bilir. Eğer öyle kadın haklarını savunan bir insanı susturmak için ödüllerini verdiysen çok üzülürüm. Gerçekten seni sevdiğim için, severek izlediğim için de gene diyorum, eğer kadın haklarını savunurken bir insanın sözünü kestiyse evet, ama bence de senin dediğin gibi yani orada bir savaş olmuş aralarında. O da gelmiş ödülü vermiş. Ama ben vücut dilinde kötü bir şey olduğunu hissetmedim. Bunu hikaye attım zaten. Hacı Sabancı'yla Nazlı Kayı. Biz mutluluklar diliyoruz tabii ki. Ve herkes Nazlı Kayı'nın gelinini eleştirdi o gün. Magazin sayfaları da koydu. Bir de biz buradan konuşalım. Şimdi ben sordum. Evlendi. Biliyorsunuz, story attım, beğendiniz mi diye. %80'lik kısım bana dedi ki beğenmedik. Çok demode bir gelinlik dediler. Katılıyorum. Demode bir gelinlik. Bunların modası geldi geçti. Zaten bence Nazlı Kayı'yı bizim ona moda öğretmemiz birazcık şey kaçar. Yani. Hoş kaçmaz çünkü kendi sürekli yurt dışında en iyi markaların koleksiyonları ilk geceden gidip o izliyor. Bizden önce o görüyor. Bütün en yakın arkadaşları, en iyi tasarımcılar. Bizim ona moda öğretmemiz saçma olur. Ama daha moda kokan bir gelinlik beklerdim. Kötü müsün? Zaten sen çok güzelsin. Bir de seni bana benzetiyorlar. Kendin çok güzelsin. Boylu poslusun. Cool gibisin. Daha modern. Mesela ayakkabılar da çok demoda geldi. Yani A'dan Z demoda bir gelinlik duruyor. Ama kayınvaliden hemen yine seni korumaya geçti. Ve dedi ki bu öylesine bir nikahtı. Asıl düğün olacak. Düğünde gelinlik olacak dedi. Hani nikaha gidelim, hemen kayılsın bir gelinlik. Bir de bak şu görüntü görüyor musunuz? Düğün olur. Düğündeki gelinliği, asıl gelinliğini konuşuruz ama gene saçı makyajı zaten o zaten sade, genelde sade gezen bir kadın. Bastırma görüntüsünü ben sevmiyorum. Gene buralar düz olmuş falan. Şimdi Yasemin'le İdo da evlendi biliyorsunuz. Onlara buradan öncelikle mutluluklar diliyoruz. Zaten uzun süre aynı evde yaşıyorlardı. Aynı evde yaşayıp evlenmeyi başardınız. Tebrik ediyorum. Bir eleştirilen bir düğün oldu bu da. Çünkü gene gelinlik konuşuldu. Güya gelinliği açık bulunmuş Yasemin'in İdo'nun ailesi tarafından ve veto yenilmiş o gün. Eleştirilen bir düğün oldu. Olaylı bir düğün oldu. Çok olaylı değil ama ufak. Çünkü Yasemin'in düğünde tavırları birazcık konuşuldu. Tek başına oynaması. İdo'ya birazcık böyle havalı oynaması. Gelinliği güya açıkmış. İdo'nun da ailesi buna kızmış. O yüzden gelinlik değiştirilmiş. Kapalı bir gelinlik tercih edilmiş. Ama bu iddialara İdo döndü. Dedi ki, arkadaşlar ne alakası var ya? Bunları nereden sallıyorsunuz? Öyle bir şey yok. Hatta bırakın, bir sürü de kostümü vardı Yasemin'in dedi. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben Derya, neydi annesinin adı İdo'nun? Derya Tuna. Gelinle karışacak bir kafalı oldu bir kadın düşünmüyorum. Bence zaten İdo Yasemin'e çok düşkün. İdo'nun Yasemin'e müdahale ettirmeyecek bir adam olduğunu düşünüyorum. Bence Yasemin'i de rahat bıraktı bu konuyla ilgili. Bana göre düğünde zaten rahat olunmalı. Ben düğünde böyle dip dibe damat bir gelin çok sevmiyorum. İki taraf bir yere dağılacak ki düğün tadı çıkacak. Bence öyle olmalı. Şimdi ben bu gelinliği zarif buldum. Sade buldum. Ha, çok bayıldım mı desem, çok bayılmadım. Drapesi hoşuma gitti yani. Kolunun buradaki düşüklüğü hoşuma gitti. Keşke içindeki tül olmasa. Şimdi çok yoğun olmuş. Bak şimdi madem tül yapıyorsun, yine aynı şeylere geleceğim. Tülde neden işleme var? Sade bir tül yap. Yapacaksan da çok küçük oymalar, işlemeler olsun üzerinde. Zaten kolda bir yoğunluk var. Burada bir parça düşürmüşsün. Burası komple desenli bir tül. Ne olmuş? Bu sefer birbirini örtmüş. Bence içinde bir şey olmaması gerekiyordu. Kesinlikle. Bu arada Yasemin çok güzel bir kız. Gözü, kaşı, fiziği kendi. Duvak zaten yere kadar. Çok güzel. Makyajı çok güzel. Ben İdo'yu da çok beğendim bu arada. İdo'nun damatlığını da çok beğendim. İdo zaten zevkli bir adam. Ben İdo'nun birazcık zevkini beğeniyorum. Güzel kombinler yapıyor. Kliplerinde de öyle. Ama kendine çok tatlı. Mutluluklar dileriz. O kadar. Duygu, L'Oréal Paris'le beraber kadın eşitliğini savunan bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu arada dünyadan bir sürü kadın yürüdü arkadaşlar. Bizden de Duygu. Şimdi ben Duygu'yu yürüzmesiyle eleştiren bir insanım. Kambur duruyor. Bana da dediler ki ablama skolyoz var. Bunu duyduktan sonra çok üzüldüm. Çünkü bilmiyordum. Yani kambur duruyor. Hatta Duygu'ya da kızmadım. Dedim ki çekenler görmüyor mu ya? Dik dur diyemiyorlar mı dedim. Veya skolyoz varmış. Kızıyorlar ama belki Duygu videoyu izlediyse de birazcık dikkat edin demiştir. Çünkü gözümüze batıyor ve biz seni kötülüğün için söylemiyoruz. Aslında iyiliğin için söylüyoruz. Ama Duygu yemin ediyorum defilede bir yürümüş. Saçıyla, makyajıyla, havasıyla Türk bayrağı gibi böyle dalgalanmış yani orada. Gerçekten gurur duydum. Bak ben o gün çok gurur duydum. Ama o pazar günü hiç unutmuyorum. O halimde bile Duygu'yu story attım. Hatta
İzlemeyenler varsa da izlesin dedim. Gerçekten bak seni eleştiriyoruz. Bazen hataların oluyor, gözümüzden kaçmıyor. Gene var ya seni böyle ayırıyorum biliyor musun? Bu arada Duygu şunları söylemiş. Bu da beni çok mutlu etti. Bir onu okur musunuz? Kadınların özgürlüğünü, çeşitliğini, eşitliğini kutlayan bir şovdu. Mesela kuliste bütün kadınların birbirlerini alkışlayıp ıslıklar çalarak cesaretlenmesi ya da tam yürümeden önce hiç tanımadığım birinin arkamdan gelip saçını düzeltmesi gibi. Bak şimdi kendi kendine oldu. Herkesin birbirine olan saygısı, övgüsü beni gerçekten büyüledi. Eşitlik, çeşitlik, özgürlük adına yapılan bu yürüyüşte kadının kadına destek çıkması kadar güzel bir şey yok. Belki Duygu bunu kendi arkadaşlarında gördü. Belki de göremediği için özellikle bu yazıyı oraya ekledi. Ama böyle şeylerle gelin. Biz de böyle şeylerle konuşalım. Bak tüylerim diken diken oldu. Evet, sağ taraftaki biraz daha bak kalkmış, evet. Bu da. Neyse arkadaşlar, yeni dünya düzeni çok kısa zamanda geliyor. Zaten hazırlanmıştık. Engel çıkmazsa, bir magazinsel bir şey patlamazsa, patlasa da artık alalım. Umurumda değil magazin. Şunu bir konuşalım. Kıtlık, uzaylılar, yeni dünya düzeni, sistem, TikTok, her şey var. O yüzden yeni videoda görüşürüz. Çok koptum bu hafta biliyorsunuz ama elimizden geldiğince çalışarak aktarmaya çalıştım. Sizlere, sizi çok ama çok seviyorum. Bir kez daha yanımda olduğunuz için, beni yalnız bırakmadığınız için aşırı mutluyum. Benim ilk başlarda, ilk videolara geldiğim zaman söylediğim bir söz vardı zaten. Burada aslında sizle bir bütün olmuştuk. Hiç unutmuyorum. Gücünüzün farkına varın. Ben gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum size. İnşallah bu güveninizi de hiçbir zaman kırmayacağım. Zaten benim karakterim bu. Bir yanlışım varsa da çıkar, ben burada zaten söylerim. Ya burada hata yaptım ya. Ah salak kafam. İnanın derim. Ben sizi çok seviyorum. Sizin de beni sevdiğinizi çok iyi biliyorum. Bence bunu artık herkes çok iyi biliyor. Nazarlara gelmeyelim. Böyle deyip 40 kere maşallah deyip böyle her yere vurasım var yani. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.